Bugün farklı açılardan endüstri devrimi hakkında konuşmak istiyorum. Tahtadaki her şeyi web sitesine koydum. Onun için kopyalamanıza gerek yok. Yüzyıllık endüstri devrimi sürecini ele almak çok kolay bir şey değil. Ama bunu yapıp okumaları da tamamlayacağız. Endüstri devrimi denen şeye sanırım bazıları hala böyle diyor. İnsanların nasıl baktığı çok çarpıcı biçimde değişti. 1950'lerden 1960'lara kadarki dönemde endüstri devrimi denilince akla öncelikle tekstil sektöründe ve aynı zamanda madencilikte kullanılan ve seri üretimin öndeki engelleri kaldıran makineleri yaratan bazı mucitlerin eseri bir şey gelirdi. Sonra işte herkes fabrikalara doluşmaya başladı ve yeni cesur dünya başladı. Aslında hala baskısı olan en ilginç ve büyük klasik kitaplardan biri hala hayatta olan Harvard iktisat tarihçisi David Landes tarafından yazıldı. Bu oldukça önemli kitabın adı The Unbound Prometheus. Sadece bu. Okumalarınızda bahsettiğim iplik eğirme makinesi falan gibi icatların bazıları bu çalışmaya gönderme yapıyor. Bu tür bir yaklaşım insanı endüstri devriminin başladığı İngiltere üzerine yoğunlaşmaya ve endüstrileşmeyi bir kazananlar ve kaybedenler meselesi olarak ele almaya yetiyor. Okumanızda Endüstri Devrimi'nin için önce İngiltere'de gerçekleştiğinin sebeplerine dair oldukça bariz örnekler veriyorum. Doğal kaynakların özellikle kömürün bulunduğu yer, hiçbir yerin denizden 75 milden daha uzak olmadığı bir ülke, erken yapılmış kanallar ve yollar, banka sistemleri, sınıflar arasındaki akışkanlık, ve geniş ve sürekli büyüyen bir işçi sınıfı, tavrımsal devrim vesaire vesaire. Bu tür bir yaklaşımla aynı hızla endüstrileşemeyen Fransa gibi bazı yerlerin retarded yani yavaş ve normalin gerisinden geliştiği varsayılıyordu. Maalesef o zamanlar bu kavram kullanıldı. Sonraları birileri bunun için böyle olmadığını görmeye çalıştı. Son yıllarda bu yaklaşım büyük oranda çürütüldü. Çünkü endüstri devriminin sadece çalışan ve işçi ve makine sayılarıyla büyük fabrikalara bakılarak ölçülemeyeceği anlaşıldı. Bu dersin başlangıç noktasında bu oluşturuyor. Endüstri devrimine daha fazla baktıkça onun her şeyden önce üretim biçimlerinin ve halihazırda mevcut üretim tekniklerinin yoğunlaşması olduğunu görüyoruz. Böylece sanat üretiminin, emek yoğun üretimin ve hane içi endüstriyel üretimin daha önce bahsetmiştik. Kırsal alanda çoğunlukla kadınların ama aynı zamanda erkek ve çocukların çalıştığı yoğunlaşmasına bakmak için daha fazla zaman harcıyoruz. Endüstriyel üretimin hızlı bir şekilde yükselmesi geleneksel üretim biçimleriyle çok fazla bağlantılıdır. Paris'te mesela ortalama üretim bir, biriminin içinde ...7'den biraz az fazla insan bulunuyordu. Eğer sadece büyük fabrikalara ve makine sayılarına bakacak olursanız... ...endüstri devrimi trenini kaçırmış olursunuz. Elbette endüstri devrimini düşündüğümüzde... ...küçük bir kasabadan Engels'in endüstriyel üretimin... ...şeytan değirmenleri dediği şeylerle dolu büyük bir şehre dönüşen... ...Manchester aklımıza gelir. Veya dumanla kaplı yine Kuzey İngiltere'deki bir diğer yer... Sheffield e anımsarız veya Orta İngiltere'de Birmingham'ı düşünürüz. Fransa'ya bakacak olursanız Lille ve civarındaki iki gelişen kasaba Tursong ve Rubey aklımıza gelir. Veya Fransa'nın Manchester'ı sayılabilecek Saint-Étienne'i düşünürsünüz. Almanya'da Rhineland veya Ruhr bölgeleri akla gelir. İtalya'da Torino veya Milan, Rusya'da ise Moskova veya Saint Petersburg'u düşünürsünüz. İspanya'da ise Barcelona'yı. Gerçekten bunlar sanayi yoğunluğu açısından uzun bir dönem boyunca önemli mekanizasyonun gerçekleştiği klasik örnekler. Bunlar işçilerle dolu dumanlı fabrikaları olan büyük kasabalar. Fakat yine de azımsadığımız bir şey aslında kitabın okumakta olduğunuz ikinci baskısında birinci baskısına göre daha fazla bilgi var. Geç Rusya İmparatorluğundaki sanayi üretiminin boyutudur. Burada bir kez daha netleştirmek için endüstri devrimi her şeyden önce var olan sanayi biçimlerinin yoğunlaşmış, yoğunlaşmasıdır dediğimizde eğer bir paraşütçü olsaydınız ve diyelim ki bir şekilde 18. yüzyılın ortalarından 19. yüzyılın ortalarına değin Avrupa'nın üzerinde havada kalsaydınız göreceğiniz şey her türlü sanayinin olduğu fabrikalarda değil ama kırsal kesimde hızla artan bir sanayi üretimi olurdu. Çok geleneksel biçimde yapılan bir üretim veya insanların bir sürü şeyi evde ürettiği kırsal zanaatlar. İngiltere'de Waring Üniversitesi'nde ders veren Maxim Berk isimli bir araştırmacı tarafından yazılmış harika bir kitap var. Kitabın adı The Age of Manufactures. Berk, Endüstri Devrimi'ni yeniden alıyor ve şunu keşfediyor. Mesela Birmingham kasabası gibi her türlü oyuncağı üreten büyük oyuncak üreticileri birçok fabrika olmasına rağmen... Pek çok oyuncağın tasarımı hatta üretimi Birmingham civarlarında iç bölgelerde, yani arıyer peyde <laughs> çalışan kadınlar tarafından yapılmış. Mesela 19. yüzyılda iç karartıcı bir yer olan dumanla kaplı Sheffield kasabasında bıçaklar ve çatal bıçak takımları üretiyorlar. Bu ürünlerin birçoğunun üretimi kırsal kesimde insanlar tarafından tamamlanıyor. Fransa'nın kuzeyini şampanyasıyla meşhur Rheim gibi bir kasabaya alacak olursanız, burası büyük bir sanayi merkeziydi ama 1850'lere değin mekanize olmuş bir üretim merkezi değildi. Kırsal kesimde çoğunluğu kadın pek çok insan vardı ve bunlar eğirmek, dokumak ve yünün taraklanması gibi işleri yapıyorlardı. Fransa'nın doğusunda Nancy civarında öyle, 1875'lerde kırsal kesimde çalışan 75 bin civarında dantelcilik yapan kadın vardı kırsal sanayi bir şekilde yoğunlaşıyor. Son olarak sonunda yok sonunda değil nerede olduğunuza bağlı olarak emeğin fabrikaya doğru kaydığı bir süreç söz konusu. Yüzyılın sonuna gelindiğinde endüstri devrimine dair sahip olduğumuz geleneksel görüşe uygun bir tablo gerçekten ortaya çıkıyor. Fabrika üretimi ve bilhassa tekstil endüstrisinde. Tekstil endüstrisi endüstri devriminin lokomotifi. Eskiden evde çalışan kadınlar şimdi İngilizlerin tekstil işletmeleri dediği fabrikalarda çalışıyor. İsviçre'ye bakacak olursak, erken modern dönemde İsviçre deyince aklımıza paralı askerler, bugün ise çok zengin bankerler aklımıza gelir. Göl kenarında Zürih gibi bir kasabayı düşünecek olursanız, Zürih'in yüksek yerlerinde, tepelerde, hatta etrafındaki dağlarda el emeğine dayalı üretim yapan her türlü endüstri vardı veya Avusturya, Macaristan İmparatorluğu'nun içinde. Avusturya'ya bakacak olursak, tekstil sektöründe çalışan yüzlerce, binlerce işçi var. Ayrıntılar şu, temel nokta kadar önemli değil. Kesinlikle müthiş bir kitap, müthiş. Germinalde hakkında okuduğunuz madenler ve birazdan anlatacağım fabrikalar Engels tarafından tasvir ediliyor. Ben hiçbir zaman daha yapamam. Bir gerçeklik ve endüstriyel deneyimi dönüşüyorlar. 1930'ların Michigan Detroit'ini veya 1930'ların Michigan Flint'ini düşündüğünüzde veya Connecticut'ın Torrington'ındaki Paskemer'i düşündüğünüzde işte bunlar bir zamanların yükselen sanayi şehirleriydi. Bu bir tür klasik model. Amerikan modeli insanların Avrupa'daki endüstri devrimi denilince akıllarına gelen modele gerçekten çok yakın. Neyse bu şimdi konumuz değil. Ee, birkaç nokta daha var. Bu arada notlarıma hiç gelemeyeceğim galiba. Neyse o kadar önemli değil. Öncelikli olarak bu endüstri devriminin niçin İngiltere'de başladığının diğer bir sebebi. Tarımsal devrim yapmadan endüstri devrimi yapamazsınız. Tarımsal devrim artan proletaryayı yani iş gücünü beslemek için ürettiğin yiyecek miktarını artırır. Burası öyle bir yer bütün Avrupa nüfusu olarak artıyor. Fransız nüfusu özgün bir durum yansıtıyor. 1846 ve 1847'de büyümesi duruyor. Basit bir şekilde duruyor. Kesintiye uğruyor. Fakat başka her yerde nüfus artıyor. Fransa'da başka her yerde olduğu gibi bazı bölgesel farklılıklar var. Fakat en üstü de yiyecek arzındaki artış için tarımsal devrime dayalıdır. Bu şehir nüfusundaki artışı ve böylece yiyecek için talebi mümkün kılıyor tarımsal devrim özellikle ama sadece İngiltere örneğinde değil sermaye oluşumunu hızlandırıyor. Yani endüstriye yatırım yapacağınız para fazlanız var. Dolarlar, poundlar, franklar falan. Bu tam anlamıyla böyle ceryan ediyor. Bunun için tarımsal devrim kesinlikle gerekli. Bu üç şey, endüstri devrimi, tarımsal devrim ve şehirlerin büyümesi fazlasıyla birbirleriyle bağlantılı size kesinlikle hatırlatmak zorunda olmayacağınız bir örnek vereyim. Manchester'ı düşünün. Burada istatistiklerle konuşayım. Manchester'ın büyümesi olağanüstü korkutucu bir şey. Köy ve şehirlerdeki seçkinlerin sadece Almanya'da değil, Fransa, İngiltere ve sonra Amerika'da şehirlerin büyümesinden nasıl ödüllerin patladığı hakkında daha fazla konuşacağız. Manchester'ın büyümesi kırsal kesimi gerçekten değiştirip tarımsal devrimin gerçekleşmesine yardımcı oluyor. Bununla ne demek istiyorum? Paris, Berlin, Varşova ve aklınıza gelen herhangi başka büyük bir şehrin civarı için de aynı şey geçerli. Bu kentsel büyümeye karşılık olarak insan ve paradan, zengin insanlarla fakir insanlardan oluşan büyük ahtapot ortaya çıkıyor. Gelecek sefer çarşamba günü bu zengin insanların bazıları hakkında konuşacağım. Yiyecek için artan bir talep var. Manchester gibi bir şehrin hemen etrafındaki bölgede bostan çiftliği denen şeyi yapan insanların sayısında anormal bir artış söz konusu. Bunlar kentteki pazarın ihtiyaç duyduğu sebze, meyve ve benzeri ürünler üzerine uzmanlaşıyorlar. Bir gün geri dönüp hakkında büyük bir zevkle konuşacağım Paris'e ele alalım mesela. Paris'in banyoları arasında Montreux diye bir yer var. Doğu Paris'in biraz kasvetli kısmında kalıyor. Burası kirazları, meyveleri ve kent pazarı için üretilen bu tür şeyleriyle ünlüydü. Veya şarap Şarabın Paris bölgesinde üretildiğini düşünebiliyor musunuz? Ne korkunç bir fikir. Sen kıyısında asni insanlar Paris'in büyük pazarı için şarap üretiyorlardı. Sonra Manchester etrafındaki büyük halkada büyük balık küçük balığı yiyor. Daha üretkenler. Ticari tarım geliştikçe ve daha verimli üretim olunca bu berbat bir cümle oldu. Daha fazla verimlilik şehrin talebine karşılık olarak ortaya çıkıyor. Da uzak yerlerde insanlar hayvancılıkta uzmanlaşıyor. Yani pazar için etin, sütün üretimiyle uğraşıyorlar. Tabii ki söylememize bile gerek olmayan şey 19. yüzyıl boyunca gemi taşımacılığı alanda inanılmaz gelişmeler söz konusu. Hemen akabinde çelik ve dondurma işlemlerinde yani aynen şimdiki gibi Yeni Zelanda'dan koyun gelmesi falan gibi şeyler oluyor. Bunlar büyük ölçüde bahsettiğimiz büyük küme kentlerin artışına karşılık olarak gerçekleşiyor. Küme kent kavramını büyüyüp sonra da birbirleriyle birleşen kentleri tarif etmek için kullanıyoruz. Amerika'nın kuzey doğusu bir tür küme kenti oldu. New Jersey'ye gidecek olursanız ortalıkta tam olarak bir şehir falan görmeniz çok zor. Biri bitiyor, diğeri başlıyor. Bu durum Kuzey İngiltere'nin bazı kısımlarında da öyle. Proto endüstrileşme kavramı geleneksel çizgilerle gerçekleşen endüstriyel üretimin genişlemesi için kullandığımız bir kavram. Fakat orada parantez içine koyduğum yerel veya kırsal endüstri hakkında hali hazırda konuştum. Yani önce kırsal kesimde endüstrinin genişlemesi söz konusu. Size bir örnek vereyim. Olur olmadık yerlerde Fransa'dan örnekler verip durmaktan nefret ediyorum ama orası en iyi bildiğim yer. Büyük bir sabun merkezi olan Lyon şehrinde. 19. yüzyılın ilk yarısında Lyon'a Croix Rue denilen işçi banyosuna isme fazla takılmayın oldukça hoş bir yer. Yoğun bir iş girişi oluyor. Sonra 1850'lerde ipekçilik yapan iş sahipleri işlerini kırsal kesime geri taşıyorlar. Niçin böyle bir şey yapmış olabilirler? Çünkü orada çalışan kadınlar ve erkekler şehirde yaşayanlara göre daha az ücrete çalışıyor. Eğer hala 1750'den beri paraşütle gökyüzünde süzülmeye devam ediyorsanız, kırsal kesimde yüz binlerce küçük noktalar olduğunuzu kafanızda canlandırmalısınız belki daha da fazlasına. Çünkü şehirlerin içinde veya etrafında bu canlılık veya hareket olmadan önce endüstri devrimi başlıyor. Bununla ilgili olarak şehirleri ele aldığımızı daha fazla konuşacağız. Fakirlerin şehir dışında, zenginlerin de şehir içinde yaşadığı Avrupa şehirlerinin Amerikan şehirlerinden niçin daha farklı olduklarını açıklamaya çalışacağım. Geniş çaplı sanayileşmenin bunda büyük rolü var. Bütün bunları söyledikten sonra bir parça, bu arada hiçbir zaman notlarıma gelemeyeceğim, bu gerçekten komik. Kadın emeği ile ilgili konuşalım. Sanayi devrimi kadın emeğinde bir değişiklik yarattı mı? Kadın emeğinde çok çok önemli bazı süreklilikler var. Nihayetinde fabrika üretimi endüstriyel Avrupa'da birçok yerde hakim geldikçe değişiklikler olacak. Ama kadının emeği ve hane içinde oynadığı role dair değişmeyen bazı şeyler de var. Kadın aile ekonomisinin başı olmaya devam ediyor. Evli olsun, kısa veya uzun süredir birlikte yaşadığı insanlarla yaşamaya devam ediyor olsun, kadınlar aile ekonomisini yürütüyor. Bu onlar İsviçre'nin köylerinde, Zürih'in yüksek yerlerinde, tekstil işinde çalışıyor olsalar da, Manchester'de veya başka yerde tekstil işçileri olsalar da geçerli bir durum. Sanayi devrimi kadın emeğinin diğer yönlerini değiştirmiyor en azından 19. yüzyılda değin endüstriyel Avrupa'nın birçok yerinde kadınlar kırsalda çalışmaya devam ediyor. Diğer yandan kadınlara iş veren büyük patronlar sanayileşme ile birlikte hiçbir şekilde değişmiyor. Buradaki klasik durum İngiltere yani ev işleri. Eğer 1850'lerde İngiltere'yi ele alacak olursanız hiçbir şey yapmayan en büyük 3 insan kategorisi bu şekilde sıralanmaz. Ama şöyle olurdu hizmetçi olarak çalışan kadınların sayısı aşağı yukarı aynı miktarda olurdu. Bazı erkekler de hizmetçi olarak çalışıyordu. Yani ev işlerinde çalışanlar, tekstil işçileri ve daha sonra geride kalanların tarihini yazmak biraz acıdır teması etrafında yapacağım dersimde haklarında daha ayrıntılı konuşacağım. Kırsal tarım işçileri, kırsal proletarya, kadın emeğiyle ilgili bir diğer kategori. Akla getirmek hoş olmasa da tabii ki fahişelik. Endüstri devrimi kadın emeğinin bu üzücü boyutunda bir değişiklik yaratmadı. Bu sektör kentsel büyümeyle birlikte genişliyor. En küçük kasabalarda bile fahişe olarak çalışan insanların sayısı artıyor. Paris ve Londra'daki fahişelerin sayısı açıkçası pek hesaplanabilir gibi değil. Paris'tekilerle ilgili tahminler 20 bin ile 100 bin arasında. Evli birçok kadın ay sonundaki faturalarını ödemek için fahişelik yapıyor. Kadın emeğinin bu acıklı yanı, insanların fakirlik yüzünden fahişeliğe zorlanması, endüstrileşmeyle birlikte değişmiyor. Sayıları her geçen gün artıyor. Tabii ki bunun sonuçlarından birisi, burada tartışmak gerçi gersiz ama 19. yüzyılın sonunda frengi ve diğer cinsel yolda bulaşan hastalıklarla ilgili bir tür panik var bu durum ironik bir şekilde sıradan insanları seçkinlerin kafasında biraz daha mahkum ediyor. Bu biraz tesadüfi çünkü müşterinin birçoğu veya fahişelerin müşterinin pek çoğu hangi ülkeye giderseniz gidin hep orta sınıftan erkeklerdi. Birazdan fabrikalar bağlamında kadın emeğine dair daha fazla konuşacağız. Burada bir kez daha tarihin de kendi tarihçisi olduğunu hatırlatmak istiyorum. Ben öğrenciliğimde tez yazmayı ve tarihçi olmayı falan düşünürken insanlar işçi sınıfı bilinci tırnak içine almamın sebebi <laughs> üzerine çalışıyorlardı. Bizler aslında çok sonraki veya 1960'ların, 1970'lerin çocuklarıydık. Herkes İngiliz işçi sınıfının oluşumu başlıklı muhteşem bir kitap yazmış olan büyük İngiliz tarihçi E.P. Thompson'ın peşinden gitmek istiyordu. Herkes rahmetli arkadaşım George Rudin'in meşhur kitabı Fransız devriminde kalabalıkta olduğu gibi kalabalık yani halk üstüne çalışmak istiyordu. Oradaki buradaki kalabalıklar üstüne. Yayınlanan ilk makalemin başlığı 27 Nisan 1848'de Limoj olayında kalabalıktı. Şimdi geri dönüp düşünüyorum kimin ne umrunda? Her neyse 1980'lerde rüzgar tersine döndü ve pek çok insan orta sınıf üzerine çalışmaya başladı. Bir dahaki derse 19. yüzyıldaki ortasını halk üzerine. Dostum Peter Gay'in deyimiyle burjuva çağı üzerine daha fazla konuşacağız. Yine de pire için yorgan yakmayalım. Sınıf temel bir kavram olarak kalıyor. Eğer 19. yüzyıl ve 20. yüzyıl Avrupa'sını anlamak istiyorsanız sosyal sınıf kavramını anlamak zorundasınız. Çünkü bu bir gerçeklik yaşadığımız ekonomik buhrandan konuşturmayın beni şimdi. İnsanların Ypsilanti ve Detroit'teki Ford fabrikasına gidişlerini ve buralarda çalışan insanları savaşla ilgili yani Vietnam'daki savaşa karşı bilinçlendirmeye çalıştıklarını hatırlıyorum. Hiçbir sonuç alamazlardı. Veya Amerika'da sınıf olmadığı gibi iddialarla karşılaşırlardı. Bu basit bir şekilde doğru değil. Her neyse. 19. yüzyılda sosyal sınıf gerçek bir şeydi. Kimsenin orta sınıftan daha güçlü bir sınıf kimliğine sahip değildi. Gelecek sefer bununla ilgili konuşacağım. Sabırsızlanıyorum. Bir kimlik biçimi olarak başka bir şey değil de işçi sınıfı vardı. Ama herkes kendisini işçi olarak görmüyordu. İnsanlar birden fazla kimliğe sahip olabilirler. Milliyetçilikle ilgili konuştuğumuzda bu bariz bir nokta olarak görülecek. İnsanlara ne olduğunu soracak olursanız protestan olduklarını söyleyebilirler veya Yahudi veya Katolik veya Müslüman şu veya bu aileden geldiklerini söyleyebilirler. Veya şu veya bu bölgedeniz diyebilirler. Bavya Aralı falan olduklarını. 19. yüzyıl sınıf kimliğinde ayrı bir sınıf olarak işçi olma duygusu bir gerçeklikti. Bu böyle kabul edilmişti. Onun için bu incelemeye değer bir şey olarak görüldü ve insanlar bazı iyi çalışmalar yaptılar. Yani bir tür geri dönüş oldu. Bir şekilde bu konu geri geldi. Kim İngiltere'de bulunmuşsa sınıf kimliğinin kullanılan dilde nasıl kendini bariz bir şekilde gösterdiğini farkına varmıştır. Fransa olsun, bildiğim başka yerler olsun, nereden gelindiğinin ve sosyal sınıf olarak ne olunduğunun kullanılan farklı aksanda anlaşılabileceği başka bir yer yoktur. Gerçekten inanılmaz bir şey. Bu Fransa'da ve başka bazı yerlerde de geçerli. İnsanların boğazlarını sıkarak öldüren birisi vardı. İngiltere'de hep böyle gırgırt taklayarak adam öldürenler olmuştur. Birisi vardı. 15 yıl falan önce bir sürü insanı öldürmüş acımasız cani bir katil. Sonunda dil konusunda uzmanları topluyorlar. Ve bu adam işte buradayım gelin beni yakalayın bakalım tarzı bir şey demek için bir radyasyonunu mu aramış ne? Sonunda onu tutukladıkları yerin yani İngiltere'nin kuzeyinde Bradford'un 10 mil civarında mesafe içinde onu enselemişler kullanılan dil insanların sınıfsal konumlarının göstergelerinden birisidir. 19. yüzyıldaki işler hakkında konuşuyoruz. Hepsinin olmasa da bazılarının nasıl kendilerini proletar olarak görmeye başladıkları hakkında konuşuyoruz. Proletar denilince akla genellikle kalifiye veya yarı kalifiye olarak yaşamak için kendi emeğine dayanan insan gelir. Proletarleşme dediğimiz kavramın iki yönü vardır. Bir tanesi işçi olduğunuza dair sahip olduğunuz objektif duygu. Çiftçi olabilirsiniz. Bağ bozumu için üzüm topluyor olabilirsiniz. Portland, Oregon'daki Alice Loves Jams and Jellies şirketi için veya yine kalifi olmadan çalıştığım Battle Creek'teki Kellogg için benim gibi ortalıkta büyük sandıklar taşıyor olabilirsiniz. Ama bu benim hayat boyu kimliğim olmadı. Çünkü başka bir şeyler yapmaya başladım. Avrupa'da ise çoğu durumda proletaryanın içine doğardı insanlar. Eğer Fransa'nın bu kısmında bir katolik olarak yetiştirilecek olursanız katolik inancını devam ettirir olurdunuz. Saint-Etienne veya Lille'de veya civarında bir katolik adam, oğlan veya genç bir kızsanız annenizle birlikte madenlere çalışma gitme olasılığınız çok yüksek olurdu. Madenlere girerdiniz. Aslında bu Fransız örnekleri vermekten nefret ediyorum. Ama bir çocuk hata yaptığında, yapmaması gereken bir şey yaptığında işittiğim sadece orada kullanılan bir ifade var diyorlar ki yani iki hafta boyunca şöyle ördek gibi bir ıslanırsan ve bu kömür dolu arabayı tren raylarında aşağı yukarı götürmek zorunda kalırsan bir daha böyle bir hata yapmazsın oğlum. Bu çalışma dünyasının içine doğmuş olma hissi işte. Amerika'da sosyal statosfere, fevkalade yükselişlere ve Amerika'nın fırsatlar ülkesi olduğuna dair Boy's Life yani çocuğun hayatı benzeri bir sürü çeşit böyle literatür vardı. Belki Amerika bir fırsatlar ülkesiydi. Elbette kullanıma müsait toprak vardı. Fakat sosyal hareketlilik örnekleri aslında oldukça sınırlıydı. Bu kesinlikle hemen hemen tüm Avrupa'da da böyleydi. Pek çok insan aslında bu statünün içine doğardı. Olan bir diğer şey de bu sınıf bilincinin ortaya çıkışını açıklıyor. Şuydu. Ekonomik hayattan hızla elini ayağını çekmek zorunda kalanlar, bu bugün içinde oldukça uygun bir benzetme, bulundukları yere bağlı olarak zanaatkar veya esnaftı. Kalifiye olmayan işçiler değil. Neden? Bu oldukça açık. Zanaatkarlar veya esnaf bir noktaya kadar eğitim alıyorlar. Yaptıkları işle ilgili bir onurları vardı. Örgütleri vardı. Yardım cemiyetleri var mesela. Fransa'da compagnonnage denen bir lonca de örgütü var. Bu örgüt ta orta çağlardan geliyor. O zamanlar büyük katedralleri falan inşa ediyorlardı. Bir örgütleri var. Yaptıkları işin itibarına dair bir gurur içindeler. Oldukça zeki bir insan olan Karl Marx birçok konuda yanlış öngörülerde bulundu ama doğru öngördüğü pek çok şey de vardı. Karl Marx 1830'larda ve 1800 40'larda işçilerin ücretlerinin nasıl düştüğüne dair yazdı. Esnaf konusunda haklıydı. Bununla ilgili hiç şüphe yok. Esnaf Fransız devrimi sırasında gerçekleşen her türlü sosyal ve siyasi hareketin ön saflarında yer almıştır. Haydi başlayalım. Bastırı kim bastı? 1830'da Fransa'da esnaf, 1848'de Avusturya'da, Berlin'de, Paris'te hep esnaf. Neden birdenbire kızdılar? Aslında iki sebebi var esnafın başına gelen ve ekonomik durumlarının tepe taklak olmasına yol açan iki şey vardı. Birincisi Fransız devrimi. Devrimin etkileri loncaları ortadan kaldırdı. Herkes artık terzi, ayakkabıcı veya camcı olabilir. Eğer becerileri edinirseniz size bu birliğin içine giremezsin diyecek hiç kimse yok. Bu hayır cemiyetine veya dostluk derneğine girebilirsiniz. Ama loncalar ortadan kalktığı için işi yapmanız mümkün değil. Fransız devrimi loncaları yasaklıyor. Bırakınız yapsınlar. Adam Smith vesaire vesaire. Meslek birliklerine karşı yasalar var. 1864 yılına kadar grevler yasal değil. Fransız devrimi sırasında İngiltere'de korkudan korporasyon yasaları uygulanıyor. Ama ne oluyor? Chicago'daki arkadaşım Bill Sewell'ın genişleme buhran dediği şey oluyor. Şimdi ben de terzi olacağım diyen bir sürü insan var. 1840'larda Berlin'de veya her nerede yaşadıysanız sokaklarda baştan sona kendilerinin yaptıkları kıyafetlerle dolu arabaları iten terzilerin sesini duyardınız. Neredeyse hiç parasına sattıkları elbiselerle. Çünkü elbise yapan başka o kadar çok insan var ki. Makineleşmiş üretim demek artık elbiselerini raftan satın alabileceğin veya satın aldığın elbiseler için de daha az para ödeyeceğin anlamına geliyor. Birden uyanıp anneciğim nasıl elbise yapıldığını hatırlamıyorum diye düşünmediler. Bu elbiseler halihazırda hazırda var. Onları yapabilirler ama satamazlar. Ücretleri düşüyor. Denin bunlar. Kimi suçlayacaklar? Devleti suçluyorlar. Burjuvazi'yi suçluyorlar. Orta sınıfı, aracıları. Mesela terziler söz konusu olduğunda sermayesi olan bir sürü aracı var. Ne yaparsın? Diyorsun ki tamam yapılmış elbiselerden bir demet alacağım. Bir dolu terzi var çalışmak için yeterli miktarda şeyleri yok. Size çok iyi bir örnek veremiyorum. Çünkü terzi olmak hakikaten zerre kadar fikrim yok. Çünkü terzi olmak hakkında zerre kadar fikrim yok. Ama diyorlar ki tamam kardeşim siz kolları yapın. Siz pantolonları yapın. Çünkü siz birbiri ardında bunları yaparsanız işin kalan kısmı hakkında endişelenmenize gerek yok. Sonra ben gelip yaptığınız her şeyi toplayacağım. Bu kırsal devam devamı. Sonra bunları pazarlarda satacağım. Birinci Dünya Savaşı'na girerken Paris'te birçok bekar kadın dikiş makinelerini neredeyse zincirlenmişlerdi. Sözün gelişi yani dikiş makinelerinin borcunu ödemek zorundaydılar. Dikiş makinesi elektrikten önce başlamıştı. Sonra elektrik geliyor. Kendi başlarına çalışıyorlar. Onların mesaisi artık gün ışığının kaybolmasıyla bitmiyor. Tamamen yorulunca ve pazar için malları hazır hale getirince bitiyor. Bu terziler, ayakkabıcılar, her kim varsa, bunların nerede bir hareket varsa orada buluyorsunuz. Şeyi yani bunlar biliyor musunuz? Biz işçilerin hepimizin ortak şeyleri var. İnsanların nerede oturdukları bu durumu güçlendiriyor. İnsanlar çalıştıkları yerlerin civarlarında yaşıyorlar falan filan. Makineleşmenin de bunda etkisi var. Hakkında biraz bilgim olan bir şeye yani porselene dair bir örnek vereceğim. Porselen lüks tüketim maddesi olan mallardan bir tanesi. Büyük ressam Renoir kariyerine başladığında Fransa'da Limoges'da 1841'de doğdu. Tabakları süsleyerek kariyerine başlıyor. Tabakları resimliyordu. Bu arada yeni bir teknolojik inovasyon ortaya çıkıyor. Yaptıysanız ben sadece çok kısa bir süre uğraştım. Şu model uçakları falan yapıyorsunuz. Küçük çıkartmalar var. Hani şu uçakların Spitfire'da yani ya da hangi Amerikan savaş uçağı veya gemisi olduğunu gösteren. Ben öyle savaştan haz alan birisi değilim. Onun için bundan çabucak vazgeçtim. Yani birisi fırınlamanın birinci veya ikinci fırınlama sırasında yüksek kaliteli tabakların üstüne fırınlanacak şu çıkartmalardan birini icat ediyor. Porselen bir lüks mal olarak kılıyor. Bunları resimlendiren insanlar yetenekli birer ressam olarak kazanacaklarının üçte birine çalışacakları büyük atölyelere gönderiliyorlar. Bunlar bir gün uyanıp anneciğim artık bir tabağı nasıl resimleyeceğimi hatırlamıyorum falan demiyorlar. Çok özel bazı siparişler hariç artık kimse bunlara falan para ödemeyecek. Cam işçiliği de aynı şey. Şişelere şekil veren insanlara çok iyi ücret ödenirdi. Sonra bir makine icat edildi ve makine aynı şeyi yapmaya başladı. Şarapla ve suyla dolacak milyonlarca şişe çıkarıyor. Şanssızlar. Kızıyorlar mı? Küplere biniyorlar. Kısa süre sonra düşünmeye başlıyorlar. Bu kalifiye olmayan insanlar var ya, onlarla benzer bazı dertlerden muzları biz. Kendilerini ayrı bir sınıf olarak görmeye başlıyorlar sınıf bilinci 1970'lerde benim gibi solcuların icat ettiği bir kavram değil. Hiç değil. Tam bir gerçeklik. Eğer bir parça edebiyat okuduysanız bunun özellikle Londra'dan veya benzer bir yerden olan birileri için böyle olmadığını bilmeniz gerekir. Buralarda insanların sosyal sınıf temelinde oluşturduğu dayanışma veya farklı sınıf olduklarına dair geliştirdikleri anlayış, kontrol edemedikleri devlet, büyük para ve sermaye güçler tarafından bir tür kalıcı proletar statüye düşürüldü. İnsanlar bununla ilgili şimdi düşünüyorlar olsalardı durumları bir parça daha iyi olurdu. Neyse işte bu da böyle. Bunu söyledikten sonra kalan son 10 dakikada şeye dönmek istiyorum. Bütün bunları anlattım mı? Evet. Bunları tamamlayacak bir şeye değinmek istiyorum. Bu da endüstriyel disiplin tartışması. İşçiler grev yapmayı öğrenirken daha iyi çalışma koşulları, daha fazla para, daha iyi çalışma saatleri, daha kısa mesai vesaire için greve giderken dünyanın onlara nasıl gözüktüğü üzerine kafa yormak gerekir. Başlarına gelenlere dair ne düşünüyorlardı? Başlarına gelenlerden bir tanesi Endüstri Devrimi'nin 19. yüzyıl sonundaki safhası yani fabrika üretimiydi. Eğer bir esnaf olsaydınız, bir terzi olsaydınız, bu örnekleri verip duruyorum ama aklımda öyle yer yapmışlar ki veya ayakkabıcı istediğiniz zaman çalışır, istemediğiniz zaman çalışmazdınız. Ürettiğiniz malı olan talebe göre çalışırdınız. Bu insanların büyük kısmı hareket halindeydi. Bir yerden diğerine gidiyorlardı. Ama canınız istediği zaman çalışırdınız veya malınıza talep olduğunda eğer ev içi üretim işindeyseniz veya zürih civarında çalışan bir kadınsanız emeğinize talep olduğu zaman çalışırdınız. Arada emzirmek için işe biraz ara verirdiniz veya ailenin gidişatına şöyle bir bakıp haftayı çıkarıp çıkaramayacağınıza dair duruma bakardınız. Aşağı yukarı kendi patronunuz gibiydiniz. Josiah Wedgwood isminde çanak çömlek işiyle uğraşan bir iş adamı vardı. Wedgwood çömlekçilik adını duymuşsunuzdur. 1800'lerden hemen önce emrinde çalışan Onca işçi nasıl edip de sabahtan kalkıp ortalıkta aylak aylak dolaşıp keyif çatmak yerine aynı şekilde davranmalarını sağlarım diye düşünmeye başlıyor. Nasıl edip de bunların tek bir komutta çalışmalarını sağlayabilirim? Onun rüyası, fantazisi iki elindeki parmakların tek bir komutla harekete geçmesi gibi harekete geçecek işçilerdi. İstediği buydu. O ve halefleri sadece bunu gerçekleştirmek için stratejiler yaratmaya çalıştılar. Bunu yaparak 19. yüzyılda süre giden, daha büyük süreçlere dair oldukça iyi bir fikir veren, uzun süreli bir mücadeleyi de başlatmış oldular. Fabrikaların bununla fazlasıyla alakası var. Fabrikalarda çalışmak konusundaki kötü deneyimlerinden dolayı bunu böyle güçlü bir şekilde ifade ediyorum. Alice Love'un reçel ve marmelat fabrikasında çalışıyordum. Belki de o şekilde geçirmemem gereken bir geceden sonra sabah 6 civarında işte olmam gerekiyordu. Hatırladığım son şey o adamdı. Beni sevmezdi çünkü ben üniversitede okuyordum. Daima üstümde mısır sarısı ve mavi renkli heybetli Michigan'ın tişörtü vardı. Dedi ki dinle gerzek. Reçel ve marmelat işine bakıyordum. Büyük bir makine vardı. Sonra büyük bir akordiyon hayal edin. Bütün meyveler oraya dökülürdü. Sonra pres onları sıkıp pelteye çevirirdi biz de içip yiyip kusacak hale gelirdik. Bu makine büyük miktarda basınç oluştururdu. Söylediğini hatırladım son şey, dinle gerzek. Bu benim. <laughs> Parmağını çok uzun süre bu düğmenin üstünde tutma. Ben bir önceki gece Amerikan Ligi'nde kimin kimi yendiğini bulmaya çalışırken o şey patladı. O böğürtten suyunun büyük gelgit dalgası her tarafımı kapladı ve yandım. Aslında iki haftadır hastalık izindeydim veya basketbol oynuyordum bunu yapmak için de para alıyordum. Bu gergit dalgası boyundaki böğürtlenler çatallı kaldırıcın kaldırdı. 2000 kavanoz dolusu elma püresinin kontrolden çıktığını düşünün. Berbattı. Bu berbat pis bir durum. Bütün bunların sebebi usta nefret etmemdi. Ayrılırken dedim ki, ayrılırken dedim ki senin için çok kötü olacak ustabaşı. Bunu geri alıyorum. Bunu söylemedim. Her neyse bundan Fabrikaların her şeyden önce endüstriyel disiplini sağlamamın bir aracı haline geldiklerini söylemeye çalışıyorum. İngiltere'deki ilk fabrikalarda onlar orada değildi çünkü hemen orada olan bu makineler vardı. James Watt'ın buharlı motoru yapıldıktan sonra 15 yıl boyunca kullanılmadı çünkü yapabileceği çok da fazla bir şey yoktu. İlk fabrikalar orada endüstriyel disiplin adına zanaatkârları, yarı kalifiye işçileri ve kalifiyesiz işçileri toparlamaya çalışıyordu. 19. yüzyılın sonlarını gerçekten tam 1900'leri düşünürseniz kartpostallara baktığınızda Avrupa'da ve Amerika'da tam bu sıralarda bir kartpostal çılgınlığı başlıyor. Şimdi bu kartpostallar hele ki üstlerinde insanlar özellikle çalışan insanlar varsa oldukça pahalı. Gerçekten öyle. Ve ben de Limoges'dan, porselen endüstrisinden veya grevlerden pek çok kart var. Bu kartpostallara baktığınızda işçiler birlikte fotoğrafların çekilmesine izin vermişlerse her zaman bir kapının önündeler. Neden? Kapıdan girmek veya çıkmak zorundasınız. İşaret saat tarafından ve seni işe çağıran çan tarafından verilirdi. Eğer geç kaldıysan senin için çok kötü. Eğer ya ücretin kesilir ya da işten atılırsın. Dışarıda bu işleri yapmak isteyen bir sürü insan var. 19. yüzyılda şu oluyor. Fabrika büyük gürültülü makineleri barındıran bir yer olmadan önce pek çok yerde her şeyden önce işçilere disiplin vermenin bir aracıydı. Brooklyn'de berbat bir olay var. Sanıyorum 1912'de falan patronlar veya ustabaşıları işçiler dışarı çıkıp çene çalmasınlar diye kapıları kilitlediği için 150-200 kişi yanarak ölüyor. 19. yüzyılın ortalarında işle ilgili kurallar, düzenlemeler, neler yapıp yapamayacağını, neleri yapmanın gerektiğini belirlemeye başlıyorlar. Konuşamazsın. Eğer bir porselen işçisiysen ve fırında bir şey patladıysa bu maaşından kesilirdi. Bu işçileri gözetmek için ustabaşı getirdiler. Baş ustaları. Limajda bir grev vardı çünkü ustabaşı bir kadın çok dindardı ve iş başlamadan önce işçiler, işçileri yerde çömelerek dizleri taş üstünde dua ettirirdi. Orada kilisenin devletten ayrı olması falan gibi durum yok. Bunları uygulamak için bir ustabaşı getiriyorlar. İyi bir işçi misin yoksa kötü bir işçi mi görmek için. Şimdi olsa işçiler buna karşı koyarlar. İşçiler patronları nasıl görüyorlardı mesela? 1820'lerde ve 1830'larda eğer bir fabrikadaysan Avrupa'da pek çok yerde oldukça küçük üretim birimlerinde çalışıyor olurdun. Patronunla bir sorunun olurdu. Patronun yılbaşında sana küçük bir ikramiye falan veren birisi, patron tanıdığın birisi. Bana yaptığın şey doğru değil. Sen kendine çeki düzen verip düzenine kadar ayrılıyorum gibi bir durum olabilirdi. Patron eti ve kemiğiyle orada. Benim Portland, Oregon'daki Dennis Uniform Manufacturing Company'deki patronum gibi her zaman orada. Her zaman oradaydı. Ustabaşı patronu temsil etmeye başlayana kadar. Ustabaşı ya dışarıdan getirilen birisi ya da sıklıkla adilane olmayan bir şekilde terfi ettirilmiş içeriden birisi. Ustabaşı genç kız işçilere kur yapan patronun yerine geçiyor. Fransızcada buna droit de quissage diyorlar. Oldukça kaba. Yani kur yapma ve yatma hakkı. Birisinin kadın çalışan ile kendisini bir güç ilişkisi içine koyması. Ustabaşı patronu temsil etmeye başlıyor. Grevlerde işçilerin patrona dair söyledikleri patron şehvet düşkünüdür, patron sarhoştur, patron çok yer. Senin yaşayıp ölmen onun için fark etmez. O hala senin etrafta yürürken gördüğün birisi. Ondan hoşlanmıyorsun ama fiziksel olarak var olmaya devam ediyor. 19. yüzyıl sonundaki grevler çok ama çok farklı. Patron artık çok uzakta birisi. Usta başına Londra'dan telgraflar gönderiyor. Veya Frankfurt'tan telgraflar gönderip emirler yağdırıyor. Fransa Limoges'de grevi baktığımızda fabrikanın sahibi David Haviland isimli bir Amerikalıydı. Haviland porselenlerindeki gibi bir noktada fabrikadaki bu kargaşayı bu karışıklığa son vermek için sanki mümkünmüş gibi Amerikan elçiliğinden, Amerikan askeri deniz birliklerini göndermesini istiyor. Bu şahıs devlet tarafından ve ordu tarafından himaye edilen kapitalizmin sembolü oluyor. İşçiler, belki bütün işçiler değil ama patronu işte böyle görüyorlar. Endüstriyel disiplin bu tür kurallar, bu tür düzenlemeler ve böyle usta başılarla dayatılıyor. Hoşunuza gitmiyorsa çok kötü kadın işçilerin eskisi gibi çocuklarını emzirmelerine izin verilmiyor. Çocuklarını getirmelerine veya gidip emzirmelerine izin verilmiyor. Fabrikada yemeklerini yemek zorundalar. Bundan dolayı venem oranları çok yüksek. Özellikle de madenlerde ve fabrikalarda. Bunu Ceminal'de göreceksiniz. Bu gerçekten inanılmaz bir kitap. İşçilerin patronları ile ilgili düşündükleri bu uzun süreç hakkında size bir şeyler anlatıyor olsa gerek. Bu süreç gerçekten inişli çıkıştı, ve her yerde olan bir şey değil ama var. Kuzey İtalya'da, Barcelona'da, 1917'de, Moskova'da yani birçok farklı ülkede rastladığımız bin bir türlü grev hareketini açıklıyor. Büyük grevler 1917'de Moskova'da korkunç önemli olacaktı. Sonra başka bir şey oluyor. Bununla bugünkü dersi bitireceğim. Çünkü bir parça da olsa bir meslektaşımız Michel Perot isimli benim de tanıdığım parlak bir kadın meslektaşımız hakkında ilginç bir hikaye. 1970'lerin sonlarında yazdığı bir şey hakkında. İçinde bulunduğumuz dönemle ilgili çok şey söylüyor. 20. yüzyılın başlarında Taylor isimli Amerikalı bir mühendis ortaya çıkıyor. Unutmayın bu olimpiyatların yeniden başladığı zaman insanların 100 metreyi ne kadar hızlı koştuklarını veya gülleyi ne kadar uzağa atabildiklerini ölçüyorsunuz. Bir şeyleri ölçmeye başlıyorsunuz. Araba yarışları başlamış kontrolden çıkıp yan yatarak seyirlik enstantaneler yaratan bisiklet yarışları var. İşçi sınıfının kahramanları kendilerini makineye kaptırıyorlar. Bunda kısmen birilerinin gazına gelip diğerlerinden önce bitirmeye çalışmalarının rolü çok var. Yani artık bir şeyler ölçülmeye başlıyor. Taylor, endüstriyel disiplinde son nokta olan üretim birimlerini hesaplamak için bir yöntem fikriyle ortaya çıkıyor. Seri üretimin bir parçasısınız. Ürettiğiniz isimleri sayacaklar. Kaç tane elma marmelatı kavanozu yapabildiğinizi. Yeterli sayıda yapıp yapamadığınızı. Hadi eyvallah başka birini işe alacağız. Bu işi isteyen bir sürü insan var. Bunun için ücretler düşüyor. Çünkü ortalıkta büyümenin sağladığı işleri isteyen bir sürü insan var. Taylor Fransız araba endüstrisinin canı ciğeri oluyor. Herkes ona bayılıyor. Eğer o zaman olsaydı People magazin dergisine çıkardı. Çünkü gelip yorgun bitkin işçilerden onları tek tek sayarak daha fazla nasıl verim alınabileceğini söylüyor. Baştan aşağı böyle bir durum var. Michel Perrault mükemmel bir makale yazıp benim çok önceleri yaptığım bir kitap derledi. Makalesinin başlığı Endüstriyel Disiplinin Üç Evresi. 1970'lerin sonları için inanılmaz bir anlatım tarzı vardı. Allah'tan bu cep telefonlarından önceydi. Kişisel bilgisayarlardan falan önce. Bilgisayarlar vardı ama kişisel değillerdi. Distroit'in dışında Flint'te, Torrington'da, Waterbury'de ve Pittsburgh falan gibi yerlerde. Amerikan endüstriyel denemini kalbi diyebileceğiniz tüm yerlerde. Pas kuşağı olan makinelerin olduğu fabrikalar artık bu endüstri sonrası çağda enkaz haline dönüştüğünü söylüyordu. Pero daha 1978'de Taylorizm'in yerini bilgisayarların alacağını tahmin etti. Bilgisayarlar ofislerdeki küçük kabinlerimizde performansımızı ölçecek, sonunda usta başında bilgisayarın sessiz zorbalığı tarafından ikame edileceğini söyledi. Enteresan bir şey. Çarşamba günü görüşürüz.